Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise dosyadan nasıl veri okuyabiliriz? Bu işlemler üzerinde çalışacağız. Bunun için iki tane fonksiyon kullanıyor olacağım. Bir fgeç fonksiyonu, diğeri ise fscanf fonksiyonu. Fgeç fonksiyonu dosyadan tek bir karakter dizisi okur. Fscanf fonksiyonu ise dosyadaki biçimlendirilmiş karakter dizisini okur. Hemen vakit kaybetmeden örneklerimize başlayalım. Bir dosya pointer'ı tanımlayalım. Hemen dosyamızı açalım. İlk parametremizi dosyamızın adı olacaktı. Örneğin ben deneme txt adlı bir dosya açacağım. Ve bunun için yalnızca read only olan re modunu kullanacağım. Daha sonra f close deyip dosyamı kapatacağım ve işlemlerimi bu satırlar arasında gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle benim bir defa dosya açacağım. Dosyadan veri okuma işlemi yapmam için dosya var mı yok mu bunun kontrolünü yapmam gerekiyor. Bu yüzden bir if bloğu içerisinde diyorum ki dosya eğer eşit ise null. Dosya null ise, dosya yok ise. Dosya yok ise ekrana bir mesaj basalım. Dosya bulunamadı desin. Eğer tersi bir durumsa zaten dosya bulunmuş demektir. Dosyamız bulunduysa gerçekleşecek işlemleri bu else bloğu içerisinde yazabiliriz. Ya da şöyle de yapabilirdik. Dosya eşit değil ise null'a, yani dosya var ise işlemlerimizi yukarıda gerçekleştirebilirdik dosya açılınca. Yok ise de zaten else bloğu çalışacak. Şimdi benim böyle bir çalıştırmayı deneyelim. Dosya bulunamadı mesajını aldım. Çünkü benim deneme txt dosyam yok. Bu yüzden masa üstüne bir deneme txt diye bir dosya oluşturduk. İçerisine ben bir tane string gireyim. Ali diye. Şimdi ben bu Ali verisini evvela bir değişkene atamam gerekiyor ki üzerinde işlem yapabileyim. Bir char karakter diye bir değişken tanımlıyorum. Tek bir karakter okutacağım. Bu yüzden eğer dosya var ise karakter eşittir. Fget fonksiyonuyla dosyadan ek karakteri okutacağım. Tek bir karakter okutacağım. Ve ardından da o tek karakteri ekrana basalım. Yaptığımız işlemlere bir bakalım. Dosyamızı açtık. Yalnızca okuma modunda açtık dosyamızı. Dedik ki eğer dosyamız var ise, yani null değil ise dosya var demektir. Değişkenimi fgeç fonksiyonu sayesinde dosyadan aldığım tek karakteri atadım. Ardından da o karakteri ekrana yazdırdım. Eğer dosyam yok ise de dosya bulunamadım mesajını ekrana yazdıracaktır. Çalıştıralım. Dosyadaki tek karakter ilk karakter olan A karakterini ekrana bastık böylece. Şimdi ise fscanf fonksiyonu kullanarak dosyadan farklı veriler ekrana basmaya çalışalım. Bu satırlarımızı yorum satırı haline getirelim. Yine dosyamızı bu sefer merhaba Ali 23 şeklinde bir karakter dizimiz olsun. Bunu aynen ekrana basmaya çalışalım. Benim dosyada iki tane string'im var. Karakter bir tane de integer veri tipim var. İsterseniz bunu da string olarak alabilirsiniz. Üzerinde herhangi bir sayısal işlem yapmayacaksanız. Dosyamı evvela kontrol ediyorum. If şuradaki olayın aynısını if bloğu içerisinde de yazabilirim. Eğer deneme dosyam var ise
Yani eşit değilse null'a. İşlemleri gerçekleştir. Else ise dosya bulunamadı. Mesajına basalım. Şimdi dosyamız varsa yapacağımız işlem bizim o karakter dizisini 3 tane karakteri okumak olacak. Bunun için char kelime 1 10 karakter uzunluğunda olsun. Kelime 2 o da 10 karakter uzunluğunda olsun. Bir de diğeri için biz integer 1 sayı diye değişken oluşturalım. Fonksiyonumuz yardımıyla öncelikle dosyamızın yolunu gösteriyoruz. Ardından biçimlendirilmiş veri okuyacağımız için tip belirleyicisini kullanacağız. Burada kelime için %s kullanacağım ve ilk kelimeyi okuyorum. K1 diye. Aynı şekilde ben 2 ve 3. kelimeleri de şöyle alt alta yazayım da daha rahat görün. İkinci kelimem de K2 olacak. Üçüncü kelimem integer olacak. O da sayı değişkenimde saklı. Ve %d şeklinde tip belirleyicimi yazıyorum. Şimdi dosya içerisindeki şöyle açayım da dosya içerisindeki merhaba için K1 tanımladım. Ali için K2 tanımladım. Ve buradaki 23 değeri için de sayı diye bir değişken tanımladım. Bütün bunları dosyadan okuttum. Şimdi ekrana basacağım. Bu yüzden printf fonksiyonu sayesinde %s, %s ve %d şeklinde K1, K2 ve sayı değişkenlerimizi yazıyoruz. Şimdi 3 tane değerimizi de okuduk ve ekrana bastık. Çalıştıralım şimdi. Noktalı virgülümüzü unutmuşuz. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi dosyadaki veriyi aynen olduğu gibi ekrana yazdırdık. Tabii dosyada sadece bu kadar çok az karakter dizisi olmayabilir. Yani yüzlerce satırdan oluşabilir. Bunun için tabii ki de tutup da yüzlerce değişken tanımlamıyor olacağım. Sadece bir dizi eleman tanımlayıp bir döngü vasıtasıyla o değerleri hepsini diziye atayıp ekrana basacağım. Şimdi yeni örneğimizle yolumuza devam edelim. Yine satırları yorum satır haline getirelim. Aynı dosyamızda merhaba Ali. Bugün günlerden çarşamba diye bir karakter dizimiz olsun diyelim. Buna ekrana basmaya çalışalım. Şimdi bir dizi vasıtasıyla yapacağız bunu. Kaydedelim. Örneğimizi hemen yine şurada olduğu gibi bir if bloğu içerisinde hiç zaman kaybetmeden yazalım. Şunu da alalım. Evet, dosyamız eğer mevcutsa bir tane dizi tanımlayacağım şimdi. Direkt kelime diyelim. Örneğin dosyamızda 50 tane kelime olabilir. Her kelimenin uzunluğu varsayalım ki en fazla 20 karakter uzunluğunda olsun. Şimdi benim bir while döngüsü oluşturuyorum. Ve döngülerde daha önce bahsettiğim if ve if of fonksiyonlarımız vardı ki bizim. Bunlar if of fonksiyonu, if
if fonksiyonu dosya dediğimde eşit değildir f of dosya dediğimde dosyanın sonuna gelinmediği sürece işlem tekrar yapacağım burada. F of fonksiyonu dosyanın sonuna gelindiğini işaret eder. Dosyanın sonuna gelinip gelinmediğini kontrol eder yani. Eğer dosyanın sonuna gelinmediyse diyorum. Dosyanın sonuna gelinmediği sürece bu while döngüsü aktif bir şekilde çalışsın diyorum. Yapacağım şey ne burada? Yine kelimeleri okuyacağım. Dosyadan alacağım kelimeleri. %s ve kelimelerin ininci indisinde saklayabilirim. Bu yüzden yukarıda bir integer i değeri tanımlayayım. Şimdi bunu yaptıktan sonra ekrana her kelimeyi bastıralım. %s aralarında bir boşluk olsun her kelimenin. Kelimenin ininci indisini ekrana basalım. Ve her seferinde benim i'yi arttırmam gerekiyor ki indis değerim artsın ve her bir sonraki kelimemi okuyabilsin ve ekrana basabilsin. Yaptığımız şey yine aynı. Yukarıdaki örnekle benzer fakat bu sefer döngü içerisinde birden fazla tek bir dizi ile dosya içerisindeki karakter dizisini aldık. Her bir dizinin indis değerini okuduk. Ayrı ayrı sonrasında da ekrana bastık. F of fonksiyonu sayesinde de dizinin, özür dilerim, dosyanın sonuna gelip gelinmediğini kontrol ettik. Çalıştıralım bakalım. Evet, bir hatayla karşılaştık. Yanlış yazmışım sanırım. Tekrar çalıştırdığımızda bu sefer de özür dilerim, scanf kullanmışım. F scanf yazmam gerekiyor. Sürekli böyle ufak tefek hatalar olabilir, evet. Amacımıza ulaştık. Merhaba Ali, bugün günlerden çarşamba mesajını da ekrana yazdırabildik. Dilerseniz yine farklı içerisinde birçok farklı mesajlar da yazabiliriz. Merhaba Gizem. Yaşın 27 diye bir string de yazıp ekrana basıyor mu basmıyor mu kontrol edebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi merhaba Gizem, yaşın 27 mesajını da ekrana bastırdık. Yine farklı bir örnekle yolumuza devam edelim. Bu örneğimizde ise yine dosyamızın içerisinde bazı verilerimiz olacak. Numaralar, öğrenciler ve onların notları olduğunu düşünelim. Bunları yazdığınız bir programda bir öğrenci bilgi sistemi yazıyor olabilirsiniz. Yine bunu text dosyasına kaydedip bir okuma işlemini de nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda hemfikir olacaktır. Öğrencilerin numaraları, isimleri ve aldıkları notlar doğrultusunda bir örnek olabilir. Tamam, bu örneğimizde yola koyulalım. Yine yapacağım şey şurada standart aynı zaten. Dosyam var mı yok mu kontrol ediyorum. Burada yapacağım şey şimdi dosyamı bir açayım öncelikle. Dosyamda 1, 2 ve farklı türde 3 tane değişkenim var. İsterseniz hepsini chart diye alabilirsiniz. Ama örneğin ben öğrencinin notu üzerinde işlem gerçekleştireceksem eğer integer olarak alabilirim. Ama numarasını öğrencinin char olarak alabilirim. Bu yüzden 3 tane değişken tanım. 3 tane dizi değişkeni ve örneğin numaraları numaralar diye bir değişkende, isim diye bir değişkende ve notlar diye bir değişken tanımlayayım. Char, numaralar diyelim. Kaç tane öğrencim var benim?
10 tane öğrencim var, bunu biliyorum. Her bir numara uzunluğunda en fazla 10 olabilir. Ardından öğrencilerimin isimleri var. Yine 10 tane öğrencim var ve her bir öğrencimin en fazla ismi 20 olduğunu düşünürüm. Ve integer neler var? Notlarımız var. Yine kaç tane notumuz vardı? 10 tane notumuz var. Gelelim dosyadan verilerimizi okumaya. Önce numaraları okuyacağız. Dosyadan %S ile char diye mi belirtmiştim numaraları? Evet. %S, virgül ve operatörünü kullandım ve numaralar değişkenimin ininci indisinde numaralarımı saklıyorum. Aynı fonksiyonda üçünü de alabiliriz aslında. Sonrasında ise isim ve notları not değişkenini alabiliriz. İsimlerin ininci indisi ve ardından notlar. Notların ininci indisini de yazdıktan sonra aynı bilgileri bu sefer ekrana yazdıracağız. %s boşluk, %s boşluk, %d şeklinde. Aslında yapacağım şey yine şunların aynısını yazmak olacak. Baktığımız zaman yine bir önceki örneğimizle aynı şeyi yaptık. Numaralar, şurayı düzelteyim, yanlış yazmışım. İsimler ve notlar diye 3 tane değişken oluşturdum, dizi. Bu dizideki her bir değeri, önce numarayı, sonra adı ve sonra ismi okuttum. Ve gereken dizi değişkenlerimi de sakladım. Sonrasında ise o değerleri ekrana yazdırdık. Yine bizim bir de i'ye ihtiyacımız var. Sayacımız da sıfırdan başlayacak. Sayacımız da bu arada şunları döngü içerisinde yapmamız gerektiğini de unuttum. Bir while döngüsü tanımlayacağım. Dosyanın sonuna gelinmediği sürece bu işlemleri gerçekleştir. Ve sonrasında da i'yi bir arttıracağım. Başka da bir şey yapmam gerekmiyor. Baktığımız zaman yine noktalı virgülü hep unutuyorum. Evet, baktığınız zaman bütün bilgileri bir bir yazdırdık ekrana. Fakat daha düzenli yazması adına da birkaç değişiklik yapalım. Yapacağımız şey aslında bir şuraya bir terslaşan koyduktan sonra, evet, gördüğünüz gibi bütün bilgileri teksten aldıktan sonra kontrol edelim. Ahmet 45, 88, Meltem, Hasan 77 bilgilerini yazdırdığını gördük. Evet, yine bir örnek daha yapabiliriz aslında. IOF örneği, FIOF örneği verdik. Bir de IOF örneği verelim. Yine bunun örneğini de geçle yapalım. Örneğin bir deneme tekstindeki değerleri siliyorum. Bir tane şiir buldum ve o şiirdeki bütün elemanları olduğu gibi, bütün değerleri olduğu gibi ekrana basacağım. Bunun için isterseniz bir dizi ya da dizi belirtmenize gerek yok. Fgeç fonksiyonuyla yapabilirsiniz. Fgeç fonksiyonu tek bir karakter okur ya, bir döngü vasıtasıyla her bir karakteri tekrar ekrana basabiliriz aslında. Herhangi bir dizi değişkeni tanımlamamıza da gerek kalmaz. Örneğimizi gerçekleştirelim.
Hemen şurada kontrolümüzü yapalım. Dosya varsa, yoksa bu sefer noktalı virgülümü bıraktım. Şimdi bir tane char ch diye bir karakter oluşturalım ya da direkt karakter diyebiliriz buna. Şimdi bir while döngüsü vasıtasıyla yine while ch karakteri eğer eşit olmadığı sürece iof'a, bu da fiof'la benzer çalışır fakat fiof dosyanın sonuna gelip gelmediğini kontrol ederken, bu da dosya içerisindeki karakter dizilerinin sonuna gelip gelmediğini kontrol eder. İof değeri eksi 1 değerini döndürür. Dilerseniz yerine sadece eksi 1 de yazmanız yeterli. Yaptığım şey öncelikle döngü içerisine girmeden önce bir karakter okuyacağım. F geç ile dosyadan alacağım karakteri okudum. Örneğin ben şu dosyamı açayım. Dosyamdaki ilk karakteri yani B harfini okuduktan sonra döngü içerisine gireceğim. Karakter son karakter mi? Bu karakter yani B karakteri dosya içerisindeki son karakter mi değil mi kontrol edeceğim. Hayır, karakter değil, son karakter değil. O zaman okumaya devam et. O halde ben aynı satırı bir de while döngüsü içerisinde yazarsam, bu dosyanın sonuna gelene kadar okuma işlemini gerçekleştirecek. Ta ki son karakter olan E'ye gelene kadar okuma işlemi gerçekleşecektir. Ve gelelim ardından hemen öncesinde ilk karakteri ekrana yazdıralım. İlk karakteri okuduktan sonra döngü içerisine gireceğim ve ilk karakteri ekrana yazdıracağım. %c ile virgül karakter. Bu arada neden ch kullandım burada da? Karakter diye değiştirmiştim. Değişkenimin adına baktığımız zaman yine yaptığımız pek bir farklılık yok. While döngüsünde bu sefer at iof demek yerine karakterimizi bas alarak iof'a eşit olmadığı sürece, yani birazdan e yerine eksi 1 koyup da deneyeceğim, aralarında hiçbir fark olmadığını göreceksiniz. Her karakterimi ekrana yazdırdım. Noktalı virgülümü unutmuşum. Daha sonra eğer karakter sonlanmadığı sürece yine aynı karakterden, aynı dosyadan bir karakter daha oku şeklinde devam edip bütün karakterleri okuyana kadar ekrana şiirimi yazması gerekiyor. CH diye bir şey yok. Bir değişkenimin adını değiştirdim ve her yere CH yazmışım. Kısa olduğu için kullanmak daha ideal fakat Türkçe kullanmaya çalışıyorum elimden geldiği sürece. Gördüğünüz gibi artık Türkçe karakter sıkıntısı olduğu için şu anda o yüzden idareten de olsa şiiri ekrana yazdırdık. Evet, dosyadan okuma işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Alternatif birçok örnek yaptık. Muhtemelen kavrayabileceğinize inanıyorum. Çok da zor değil. Artık yavaş yavaş da eğitimin sonuna geliyoruz. Muhtemelen 2 ders sonra eğitimimizi sonlandıracağız. Artık bir sonraki derste görüşebilmek dileğiyle. İyi çalışmalar.